Merhabalar, ben Kötes Köte ve Kasa'nın 48. bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümde... Ups. Yapmam gereken ufak bir şeyi unuttum. Benim painting kenlerim burada. Ben buraya gel. Ve bana... İnsek ver. 16 tane yeter. Teşekkürler. Ve sana da... Ve inventörümde ilginç bir şey var. Şu şekilde craft ediliyorlar. Bir bakalım alüminyumlarımız ne? Tamam, hala yeterince var. Yeterince var. Oh. Bunlar da güzel ilerliyor. Hala bitmediler. Evet. Paint kendinizi beklerken... Buradan da değişik gold yapım yollarına bakıyordum. Glowstone'da işleyebiliyormuşuz. Evet. Ironwood'umuz olsaydı onunla da işleyebiliyorduk. Belki biraz glowstone işleyebilir. Bakalım ne kadar glowstone'um var. Ah, bir steine işle. Tabi sel lazım olacak. Tamam. Şunları da bir ara boşaltmam lazım. Peki bu bölüm ne yapacağız? Evet, fabrikayı böyle biraz daha adam ettim. Şu neler yaptın diye soracak olursanız, şunu invara çevirdim. Silikona burada ihtiyaç yoktu. Şunu da elektruma çevirdim. Buraları mikropartlarla ve fasatlarla kapadım. Şurada da glass yerine abyssal stone kullanmaya karar verdim ve buraya stainless steel koydum. Şuraya henüz bir şey koymadım. Onlar sadece ihtiyacımız olduğunda gerekecek şeyler olacak burası. Şurası ise silikon. Silikon sürekli buraya gelecek. O yüzden bunun altında herhangi bir level emitter de yok. Bunun yanı sıra benzer şeyler alloy smelterlarımızda da var. Neticede aloylara da sürekli ihtiyaç duymayacağız. O yüzden aloy smelterlar burada. Bu şekilde. Şunlar ascending machine. Şunlar da wire mill. Bunlar otomatikleştirilecek. Şunlar sürekli ihtiyaç duymadığımız şeylerin ascending machine'i. Wire mill'ler komple otomatik olacak. Bir de bunların şuraya sadece istendiğinde craft edilecek şeyleri eklendiği versiyon olacak. Bunun yanı sıra, geçen bölümlerde yaptığımız o circuit crafting gibi işleri şu odada yapacağız. Ve bu odanın ışıklandırması için, süslenmesi için ilginç bir yol buldum. Ah. Ve spray can'imizi alalım. Ardından da bana lever gerekecek bolca. ...30 tane lever. Why not? Ama steam'iz yok. Onun için de güzel bir yöntem var aklımda. Ama önce... What? What what what? Testerem mi yok? Nasıl olur? Testere, 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 tam. Bunları şöyle işleyelim. Bana 2 stack wood ver. Teşekkürler. Ardından da... bakalım. Leverlarımız. Tamamdır. 30 tane lever için teşekkürler. Sonrasında şöyle arkaya gidip şu güzelim lambalarımızı çalıştıralım.
Elmalar gelin. Bunun dışında bir diğer renklere de bakacağım. Green'e bir bakacağım. Blue'ya bir bakacağım. Bakalım Brown'a bakabilirim. De Brown'ımız var. Gray. Mavi nasıl duruyor? Green. Yeşil nasıl duruyor? Mavi. Neyse sen şöyle gel ya, arada çıkıyoruz. Lever'lar da şöyle gelsin. Şuna da şöyle güzel bir düzen oluşturduk, tamam. Şunlar da şöyle. Düşündüğümde siyah. Evet, siyah daha iyi. Daha uyumlu. Ya zaten şu bloğun ufak bir avantajı var. Moblar üstünde spawn olamıyor. O yüzden çok fazla spawningine kafa yormamıza gerek yok. Evet ve geri geldim şimdi. Kalan olay şu arkadaşlarımızı boyamak. Yeri de ara ara yerleştireceğim fakat şimdi değil. Şu an duvarlarımızı tamamladık. Sizlere atalım. Evet ve şurada ufak bir şey gösterelim. Şunlardan bazıları mikropart. Çünkü lever'ı gizlememiz lazım bir biçimde. Bunları invert edemiyoruz. Evet, bu odayı şimdi tamamladığımıza göre çok daha fazla üstüne durmaya gerek yok. Şimdi ne yapacağız? Oh, kazara mouse'a takıldım. Neyse, bir şey kırmadım. Evet. İlk olarak elmalarımızı yiyelim. Ve Electrical Engine'lerim... Aa, doğru, yukarıdaydılar. Engine'ler ve bunlar. Şimdi bana bir lazer odası lazım. Aa, geçici olarak lazer odasını aslında... Düşünün ne? Şu an bulunduğum yere de kurabilirim geçici olarak. Şunları kaldırıp ya da kaldırmayıp tamamdır. Lazer odası buraya gelecek. Evet. Pipeline. Tabii bunu yapabilmek için öncelikle pipe lazım. Tam yaptı. Teşekkürler. Fazla hızlıydı. Evet. Pipeline'lar inventörümdeymiş zaten. Evet. Ardından sizler de gelin. Hop hop hop. Hop. Ve hop.
Tamamdır. Factory bloklar gidin ve siz gelin. Ve şurada craft ettiğim daha fazla laser. Sizler de. Çok fazla sizler de gelin diyorum biliyorum ama. Bugün içimde bir Nevlana uyandı. Wooden Kinesis Pipe, Golden Kinesis Pipe. Teşekkürler. Ardından bana 2 adet daha laser yap. Teşekkürler. Bu engine'ler bu arada 28 tane laser çalıştırabilir. O yönden endişeniz olmasın. Evet. Şimdi bize gerekenler şu alanı boşaltmamız. Kırıl, kırıl, kırıl. Ardından da şuraya. Wooden Kinesis Pipe'lar. Ah. Lag başladı bir an. Şimdi 3 tanesini yerleştirelim. Ve gate. Gate. Bana bunlar lazım. Bana bunlarla gidin. Ardından da Cobblestone Pipe. Ve bolca Garavel. Şimdi Garavel abimiz gelsin. Nerede bunlar? Ha, buradalar. Tamamdır. Ardından şuradan şu gate'imiz de gelsin. Ve eğer sen evet. Ve son sinyal değil. Aa doğru. Red pipe wire gerekiyordu. Öncelikle. Tamamdır. Ardından bu red pipe wire'ı şu arkadan doluyoruz. Sonra da 10 redstone sinyali 10. Tamamdır. Sonrasında da şuradan Golden Kinesis Pipe'lar. Buyurunuz efendim. Geliyorlar. Evet, misler gibi bağlandı. Ardından da içi fesat fasatlarımızla kapıyoruz. Tam 100 kapanmasına gerek yok. Arkayı arkadan kapayacağız doğal olarak. Ve unutmadan bir quarry daha kuracağım ben. Bölüm arası birebir aynı mantıkla nereye kurduğumu da gösteririm. Ah. Çünkü malzemelerim tam olarak yetmiyor. Evet.
Tamamdır. Şimdi yapmamız gereken şey şuraya bir EU hattı bağlı. Benim bir adet CESU'm vardı. Evet, burada. Tamamdır. Ardından da Copper Cable. Ve şunlardan birer tane koymam lazım. Ve karşınızda yeni MJ üretim yolumuz. Evet. Şu şimdilik farmları falan filan besleyecek. Evet, şunu da bir şekilde şimdi EU ile beslemem lazım. Şuradan bir hat geçiyor da. Onu mu bağlasam diyorum. Evet. Burada bir high voltage hattı var. Onu bağlayayım. Evet. Temaya uyup Gold Cable'da devam edeyim ben iyisi mi? Jump assist bazen böyle sorun yaratabiliyor. Bağlandı mı bu? Evet, bağlandı, sağ ol. Seni kırmam lazım. Geçebilmek uğruna. Aa, bir saniye. High voltage transformer sen. Ah. Bir de buraya medium voltage transformer lazım. İlk önceden bakmışım. Bakmasaydım hapı yutuyorduk. Voltage transformer gel. Tabii machine casing'in var mı? Varmış, tamam. Dert değil. Dert değilmiş. Sorun yok dedi bana. Oh. Black Rain Bridge seni neden attım? Pipe sen de git. Sen kal. Sen de git. Evet. Ardından medium voltage transformer. Onu yapıyorum çünkü redstone sinyalinden etkilenmesini istemiyorum ve sen neye güvenerek iki kere tıklandığını hissettin. Evet. Tamamdır. Şimdi eğer ben bunun içine test için ne atabilirim?
11 ay tamamdır. Hepsini mavi olarak çalıştıracak mı? Yoksa iki tane daha koymam gerekecek mi? Evet, diğer ikiyi de koymam gerekecek. O zaman wrench gel. Hatta direkt şuraya da koyabiliriz. Pipe. Wooden Kinesis pipeları atmamalıydım, evet. Onu şimdi fark ettim. Golden Kinesis pipe, pardon. Redstone signal. Ardından da Golden Kinesis pipe. Ardından sana da bir red pipe signal. Sonra da şuraya, belki burada bir CSU vardır. Kendimi Bob Ross gibi hissettim. Şimdi hadi bakalım. Hepiniz misler gibi kardeş kardeş çalışacak mısınız? Tabii bunlar şu an sadece 2 MC üretiyor. Şimdi hayvansı MC'yi üretmeye başladılar. Tabii EU yetmiyor olabilir. Evet, EU yetmiyor. Buraya bir MFSU lazım. Dur. Golden pipe, golden cable. Direkt herhangi bir enerji deposuna da gerek yok. En azından şimdilik. İleride bunun büyük abisini yapacağımız zaman gerekecek. Dur, orayı kazmama gerek yoktu. Evet, şu an misler gibi çalışman lazım senin. O zaman bundan kat ve kat daha fazla lazım sana. Ya da pipe'lar mı kaldırmıyor? Golden Kinesis pipe, sen ne kadar istiyorsun? Aa, bir saniye dur. Bir wooden pipe yetmiyor olabilir. Hemen geliyorum. Evet, ve bu şekilde çok güzel oldu. Ah, bittiler. Şimdi dururlar. Selam. Selam sayın zombi. Biz de yasalım. Evet. Şimdi önemli bir şey yapacağız. Reactor. Güzel kullanım. Değil mi? Bakmıştım çok fazla. Hayvan gibi kullandığı söylenemez. Yani gayet güzel idare ediyoruz. O zaman bunun şerefine ne yapıyoruz? Oy, dayanıklarım da azalmış. Kori kesin kuracağım, evet.
Evet, şu an 79, 78 MC falan tüketiyor. O yüzden bunlar ürettikleri MC nedense gözükmüyor. Evet, misal gibi çalışıyor burası. Ah. En güzel ascending table'ımız. Bu haldeyken reaktörümüze bir bakalım. Çalışıyorken. İçeride bir şey yok değil mi? Evet, tam yok. Evet, kullanıyor. Çok fazla değil. Birazdan yenilememiz gerekecek sadece. Şu bir tane torçu da şuraya koyayım. Evet. Sanırım bu sistemi bu şekilde tamamladık. Neyse, sanırım bu bölümü burada bitirebiliriz. Ben bölüm arası Core'imizin yerini belirleyip oraya kuracağım. Eski sistem, eski enerji yöntemi, şunlar falan. Sadece destination farklı. Bunun yanı sıra şu anki fabrikamın yeni odasının alt noktasına bir bakayım. Ha, buraya kadar geliyormuş. O zaman Blast Furnace'ların olduğu yere ben metro istasyonu kuracağım. Ve şu makı da kaldıracağız. Makın bulunduğu yerden bir asansör çıkacak. Ve orası tam olarak evime denk geliyor. Aa, evet. Bu sayede buraya çok daha rahat girebileceğiz. Şurayı da hallederim yakında. Aa, unutma da. Enerji follow circuitlerimi yapmıştım. Onlarla ne yapacağız? Neydin sen? Distillation Tower. Magnetizer. Basic Machine Casing lazım. Tabii onun otomasyonu henüz yok tekrar. 3 tane yapalım. Hatta 4 tane yapalım. Steel Machine Hall. 2 tane lazım değil mi? Hadi bakalım. Distillation Tower'ımı yapmak istiyorum. Ardından da Advanced Machine Keys. Senden 16 saniye gerekecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamamdır. Casingleri de bölüm arası craft ederim. Şimdi Distillation Tower'a bakalım. Nasıl bir casing istiyor? Evet. 9 standart, 8 highly advanced, 8 standart, tekrar bir 8 highly advanced ve 9 normal. Recipe'lerine bakacak olursak 16 tane oil cell bize 16 tane diesel cell veriyor. 16 tane sulfuric acid, o 1 tane glycerol, 15 de metan. Bunun yanı sıra bundan da bunu elde ediyoruz. Böyle güzel bir arkadaşımız kendisi. Seviyorum bunu. En sevdiğim makinelerden biri. Bunun yanı sıra dijital tanklara bir bakacağım. Data orb lazımmış. O zaman ben şimdilik steel tank kullanacağım. Steel tank nedir diye soracak olursanız,
gösterelim. Ama Steel sanki ilginç bir şey için depolayı ilginç bir şey depolamakta kullanacağım. O da şimdi sen şuraya gel. Oil depolamayacağım bunda. Hayır. Ve bu geçici, bunu hatırlatayım. Önce bir de kapasitesine bakacağım. Ondan sonra da bölümü bitireceğim. Plate'ler gelin. Ah. Sıkalım. Şu acayip bir FPS düşüklüğü var. Neden bilmiyorum. Şuraya özel bir blok gelecek. Öncelikle bir kapasitesine bakacağım. Tabii eğer arkadaş oluşmaya karar verirse. Aa, çünkü bu ayrılmış. Neyse, orayı da wall olarak kullanırız. Tamam, istediğim kadar var. Oradan da tank. Neydin sen? Steel Tank Wall. Vay. Steel Tank Wall. Gel. Lever sıkıntı değil. Teşekkürler. Evet, hazır. Bir de yapmamız gereken bir şey daha var. O da Canning Machine. Tamam, kolaymış. Ama boş ver. Şu şekilde hızlıca craft edelim bir tane. Steel Ball. Teşekkürler. Buna iyi uyuyor ben şimdilik. Lap pay'im de sağlayacağım. Bu bana neyi ayrıştıracak? Elmayı değil. Eşeği de değil. Katırı da değil. Bana şuradaki metalları. Gold'lar siz. Isınım burada. Gold lazım neticede. Hadi gel metancığım. Metan demiş ya, pardon. Evet, Mercury. Evet, biraz yavaş. Sağlık olsun. Ama hızlandıracağız. Ardından Greg'dekin. Bakalım Greg'dekin pipelarına direkt verebiliyor mu? Yani sıra şunları da bir deneyelim. Direkt veriyorsa avantajıma, vermiyorsa değil. İkisinden birine. Tabii sürekli yanlış yerleştirmesem çok daha süper olacak. Neyse, ikisine de otomatik vermiyormuş. Buna otomatik vermiyormuş. Diğerine bakalım. Tabii wrench'imi bulabilirsem inventörümde. Drain'le falan da deneyeceğim. Bunu da vermiyor.
Olmadı vurdum. Ha, o da olmazsa wooden pipe'la yapacağız mecbur. Geçebilsem tabii. Deniyoruz. Tabii ki de hayır. Screwdriver'la bir şey deneyeceğim. Şimdi tekrar kaldıralım. Ah ve şimdilik denememiz gereken şey. Neydi bu ya? Kombi. Pump modül. Modülümüz yok. Neyse yapılır. Neyse ben bunun üzerine biraz deney yapıp bir sonraki bölümde gösteririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü günler, iyi eğlenceler.